Evet çocuklar, doktorun dediğini duydunuz. Hepimiz bitlenmişiz. Çarşaflarınızı ve yastık kılıflarınızı çıkartın. Hepsini kaynatmamız gerek. Seninkileri de çıkartmamı ister misin Melek? Hayır, benimkinin yakılması lazım. O harika nevresim takımını istiyorum da. Ömer Bey, farkında mısın? Doktor üç çocuğunun ve benim bitlendiğimizi söyledi. Ama sen tertemizsin. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Siz bitlerinizden arınana kadar benim Maldiv adalarına kısa bir tatil yapmam demek. Hayır. Bu evinde yeterince zaman geçirmiyorsun demek. Çocuklarınla ilgilenseydin sen de bitlenirdin Ömer Bey. Bu kadar tokanın içinden geçip de nasıl beni buluyorlar anlamıyorum. Kafamın içi tarla gibi. Melek Hanım, çocuklarla yeterince vakit geçirmememin tek sebebi işlerimin çok yoğun olması. Yani farkındaysan ben de evin içinde böyle don gölbek salınıp ense yapmıyorum. Ay Allah aşkına ne olur bir kere yapsan. Babam da 40 yıldan fazla uşak olarak hizmet gördü ama onun böyle pis işler yaptığını hatırlamıyorum. Perti, bunu cebinden düşürdüm. Yalancı şahit, telefon hattını kapat, eldiven giy, ağzını bantla, kanları temizle, ipuçlarını yok et, muz al. Perte! Perte, bu acayip liste neyin nesi Perte? Arman, yok yok, ver onu bana. Okumadı değil mi bunu? Yok, sadece meraktan soruyorum. Diyelim ki okudum, ne yapardın bana? Bu çok gizli bir liste. Sana okudunsa çok, hem de çok kızardım. Zaten ben de bu yüzden okumadım Perte, bay bay.